Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte Beyaz TV klasiği sürmanşette gündeme damga vuracak konular masaya yatırıldı dün akşam. Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Murat Kurum'un kentsel dönüşüm vaatlerine karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi ve Gökçek'in gündeminde DEM Parti CHP işbirliği de vardı. 5 yılda İstanbul'un deprem sorunu çözülür diyor. Sonra 100 sene de olsa çözülemez diyen bir Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu daha evlerin depreme dayanıklı olup olmadığını bu 5 yıl içerisinde bütün evlerde tespitini dahi yapamadı. Beyefendi tatile gitmekten sizinle ilgili bu durumları düşünmedi. Murat Kurum'un 650 bin konut vaadi var. Şimdi bakalım mı Ekrem İmamoğlu neler söylemiş? Buyurun. 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Allah korusun bir depremle karşı karşıya geldiğimiz zaman deprem binanın içerisindeki siyasi görüşlere göre ayırt etmez. Bundan herkes zarar görür. Şimdi bunları dönüştürmek için bir vaatte bulunan bir Murat Kurum var. Ve bir yanda da deprem bütçesini azaltan, Tarkan'ın, efendime söyleyeyim, Athena Gökhan'ın bütçelerini arttıran, reklam bütçesini arttıran bir Ekrem İmamoğlu var. Şimdi 16 milyonluk bir şehirde siz insanları ölüme terk edeceksiniz sırf kendi reklam projelerinizi arttırmak adına ve sayın kurumun projeleriyle bu anlamda yapılamaz diyeceksiniz. Sizin buna tabii ki ufkunuz yetmez. İstanbul'da CHP ile DEM Parti arasında ittifak var mı? Ne dersiniz, bu kent uzlaşısı mı, bu ittifak mı? Yersin. Kent uzlaşısı. Yersin. Bakın şunu açık olarak söyleyeyim. Eğer Kandil talimat vermemiş olsa bu hareketi DEM Partisi yapamaz. Bir anda Başak Demirtaş'ın adaylığı rafa kalktı. Biz bir baktık, Karayılan, Karasu oradan hemen konuşmalar yaptılar terörist başları. Ne dediler? Bu ittifakın bozulmaması lazım. Buna da kimsenin hakkı yok dediler. Bu olaya kim müdahale oldu? Kandil müdahale oldu. Yani teröristler müdahale oldu. Peki, buradan bir soru soruyorum. Diyorum ki, eğer ki DEM Partisi veya Kandil'in terörist kadroları bu konuda pazarlık masası varsa, bu pazarlık masasında ne aldılar? Tek soruyu bunu soruyorum. Varsa, bunun cevabını çıkıp millete vermeleri lazım. Ya benim aklım almıyor. Sancaktepe'ye gidelim isterseniz. Gidelim. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu orada vatandaşlarla bir araya geldi. Bir buluşma gerçekleşti. Şimdi oradaki buluşmada DEM Partisi'nin bayrakları görüldü. Sancaktepe'de açılışını yapıyoruz. Hep beraber açılışını yapıyoruz. Siz bir araya geldiniz ve bunun karşılığı neler verdiniz? Çıkın millete bunu söyleyin. İstanbul'da nereleri peşkeş çekmeye razı geldiniz Sayın İmamoğlu? Bunların bir cevabını ver. DEM Parti'nin Esenyurt mitingi. Orada da biliyorsunuz Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bunlar hepsi taraftan Ekrem İmamoğlu'nun eseridir. Görüyorsun. Terörist başı Öcalan'a sloganlar atıldı. Evet. İnşallah geçen seçim PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu'na bu aziz millet nasıl ders verdiyse şimdi sıra Ekrem İmamoğlu'nda. Efendim bu haberle birlikte biz de Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık tabii sonuna gelmiş olduk. Ama yarın yine aynı saatte, saat tam 18.30'da dünyanın ve Türkiye'nin nabzını yine bu ekrandan tutmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.